Merhabalar, Emel Dolgun ben. Etika Sigorta'da direktör olarak görev yapmaktayım. İstanbul'da eşim, kızım ve diğer iki güzel kızımızla beraber yaşamaktayım. Bir tanesi Ayana, 4 yaşında, güzel bir çoban köpeğimiz. Diğeri Gecemiz, Gece 1,5 yaşında şu anda. Evin son küçük çocuğu diyoruz biz ona. Geçtiğimiz yıl İzmir'de, sahilde, kendiliğinden bizi buldu Gece, sokakta. Bir anda ayaklarımızın ucuna geliverdi. 30-35 günlüktü sanıyorum o zaman. Zaten onu gördüğünüz anda o kadar güzeldi ki sahiplenmemiz mümkün değildi. Biz de Gece'yi aldık, İstanbul'a getirdik. O günden bugüne Gece evin küçük, tatlı, biraz yaramaz ama en sevgi dolu hayvanı olarak beraber yaşıyoruz hep beraber. Ayana, bizim büyük kızımız, evimizin ilk evcil hayvanı. Eşimin çok ufakken sahiplendiği, bize de aynı evde onlarla beraber yaşamayı öğreten, bunu deneyimleten ilk güzelliğimiz Ayana. Ayana gerçekten cüssesinden daha büyük kayda sahip bir varlık, ben öyle görüyorum. İnanılmaz güzel, inanılmaz sevgi dolu, inanılmaz uyumlu ve mülayim bir hayvan. Bir çocuk sahibi olduğunuz zaman hayatınızda neler değişiyorsa, öyle şeyler değişti aslında. Daha sevgi dolu bir eve sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Daha neşe dolu, daha keyifli. Tabii ki de sorumluluklarımız da çok arttı. O sorumlulukları yerine getiriyorsunuz. Hayat düzeniniz değişiyor, seyahat planlarınız değişiyor, günlük yaşamdaki akışınız değişiyor belki ama bütün bu artan sorumluluklar karşılığında aldığınız sevgi, eve kattığı neşe, sevinç gerçekten çok daha fazla. Hayatımız bu anlamda pozitif yönde değişti. İyi ki ama iyi ki onlarla beraber yaşıyoruz diyorum bugün. Gerçekten sokaktaki hayvanlara karşı çok fazla gönüllü insan, ellerinden geldiğince neredeyse 7/24 hizmet vermeye çalışıyorlar aslında, bakmaya çalışıyorlar onlara. Bu tip dernekler, oluşumlar veya kişilerle biz hem şirket olarak, etika patlıcanları olarak devreye girip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de bireysel olarak takip ettiğim bu tip gönüllüler var. Bu gönüllülerin ihtiyaçları oldukları noktalarda fiziksel olarak yanlarında olamamamdan ötürü maddi olarak yardımda bulunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Böylece ruhuma iyi geliyor dışarıdaki hayvanlara da adına da bir şeyler yapmış olmak. İnsanlar önce sevgilerini gösterirlerse aslında bir sürü sorun ortadan kalkacak. Sokakta gördükleri hayvanlara karşı sevgi dolu yaklaşırlarsa, en azından bir kap su belli yerlere bırakabilirlerse bu bile gerçekten çok kıymetli. İkincisi, eğer herhangi bir şekilde hayvan sahibi olmayı düşünüyorlarsa lütfen ve lütfen para vererek, satın alma yaparak yapmasınlar bunu. Gerçekten sokakta, barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen o kadar çok canlımız var ki onlardan bir tanesine sahiplensinler. Bu çok kıymetli. Bir üçüncüsü de, eğer sahiplendilerse, sahiplenmeden önce bunu çok iyi kendilerini tanısınlar, değerlendirsinler. Çünkü sahiplenip bir süre sonra tekrar sokağa bıraktıkları canlılar gerçekten daha kötü duruma düşüyorlar. Çünkü onlar ev ortamına alışırlarsa bu sefer sokakta hiç yaşayamıyorlar. O yüzden bu kararı büyük bir sorumlulukla vermek gerekiyor. Satın alma, sahiplen ama sahiplendikten sonra da sokağa bırakma demek istiyorum.